İmranlı TV mikrofonlarından hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz sevgili seyirciler. Evet bizler İmranlı TV olarak e, İmranlı'nın altını üstüne getiriyoruz elbette ki ama biz gelmeden evvel toprağın altını üstüne getir, getir, getirmişler zaten. O yüzden bugün bizi bir yere davet ettiler. Eh davet ede icabet etmeye olmaz dedik ve geldik kendimizi koskocaman bir patates tarlası içerisinde bulduk. Patates hepimizin sevdiği 7'den 77 olmazsa olmazımız su gibi, ekmek gibi, peynir gibi en temel gıdamız sevgili seyirciler. Kızartmasını, kızartmasını, haşlamasını ve her türlü yemeğini herhalde benim gibi sevmeyen yoktur sevgili seyirciler. Böyle güzel bir nimet aslında Türkiye'nin her yerinde doğru politikayla, doğru ilaçlamayla, toprağı doğru ekmekle her tarafta yetişecek. Ama kadrını kıymetini bilmediğimiz gibi bir sürü bürokratik de var. Değerli girişimcimiz Ayhan Aksöz beyefendiye dönelim. Ayhan abi merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İmranlı, sefalar getirdik. İmranlı TV'ye teşekkür ediyorum. Bize, biz teşekkür ederiz. Ya, bizim yanımızda bulunduğunuz için biz size saygı duyuyoruz. Eksik olmayın. Şimdi İyi Ayhan abicim biz geldik çok büyük çok güzel tarlalarla karşılaştık. Öncelikle bereketli olsun. Sağ olun. Toplamda kaç Sağ dönüm ol. toprağınız var burada? Bizim burada 450 dönüm patatesimiz şu anda ekili mevcuttadır. 450 dönüm sevgili seyirciler. Devasa bir toprak parçası bildiğim kadarıyla İmranlı tarihinde ilk defa böyle bir şey oldu. İlk ilk ve tek. İlk ve tek. Evet. Başka... İnanılmaz bir şey. Bir cahil evet. abi merak ediyorum. Ben geleli bir hafta oldu hemen hemen buraya. Evet. Ee, çok verimli toprakları var İmranlı'nın. Çok güzel. Neden bugüne kadar hiç ekilmemiş? Bugüne kadar bu proje hiç kimse üzerine düşmedi. Ben bundan 4 yıl önce bir 40 dönüm daha ektim, hı hı. Delice topraklarında. Tabii bu işi bilmiyordum daha önceden. Burada Özcan Tarım arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Murat Özcan, Erzincanlı. Hı hı. Onun yardımıyla, onun desteğiyle ben de bu projeye imranı da uyguladım. Hı hı. Şu anda ise beraber devam etmekteyiz. Harika. Evet. Çok güzel. Şimdi şu anda bildiğim kadarıyla tarlada da işçiler çalışıyor. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Ee, ekildi. Şu an yabani otlardan temizliyor. Hasat zamanı ne zaman? Hasat zamanı 10. ayda. 10. ayda. 10. ayda hasat zamanına başlayacağız. Çok güzel. Peki Ayhan abi bildiğimiz kadarıyla şöyle biraz da ilerleyelim tarlada. Hem konuşalım hem ilerleyelim. Ee, bir takım bürokratik zorluklarla karşılaşmışsınız. İşte e, ilk ektiğiniz sene mesela sulama ile ilgili bir problem yaşamış nedir üreticilerin problemleri burada üreticilerin programı işte kanal kanalları görüyorsunuz hı hı. bu ırmak boyu gelmiş ırmak hı hı. boyu yayılacak mevkiine kadar devam ediyor bu devamı ırmak boyu Halbuki daha üst taraflarda 30 bin dekarlık hı hı. sulanacak arazimiz var hı hı. Kızılırmak alttan akıyor biz bakıyoruz. <laughs> Boş yeri dememişler. Evet. Su akar Türk bakar he, diye. <laughs> biz he, biz bakıyoruz. Şu görmüş olduğunuz kameracı arkadaş çekerse. Aha. He, evet. Şu Çukur... arkadaşımız çekerse şu arka he. taraftaki araziyi evet. e, görmüş olduğunuz gibi oraları Oraları Bir... Çukurköy, <laughs> ondan sonra Durucan Mahallesi, Yenidoğan Mahalle, Yeni Mahalle <laughs> e, Yaylacık Mahallesi Dereköy, Kılıçköy bu arazileri komple sulanacak e, sulanması gereken bir araziler. Maalesef hı hı. buraları sulayamıyoruz. Burada her şeyden önce hı hı. işte hangi kim gelirse gelsin hiç kimse bir şey bir şekilde buraya uygulamıyor, yapmıyor. Bunun e, çok özür dilerim şimdi anlamaya çalışıyorum. E, bu sektöre yabancı birisi olarak. Bunun önünde bürokratik engeller mi var? Vallahi... Kimin çözmesi gerekiyor? Bunu tabii ki büyüklerimizin çözmesi gerekiyor. Hı -hı. Bizim gücümüz yetmiyor. Hı -hı. İşte, i̇lçe Tarım Belediye Başkanı. İlçe Tarım başkanı. Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, Hı -hı. işte bunların bu konularda muhtarlarımız, Hı -hı. zaten muhtarlarımız hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar bu Hı -hı. konularda. Hı -hı. Herkes maaş peşinde, Hı -hı. alıyor maaşlarını, Hı -hı. tamam sana su gelmiş, yol gelmiş, elektrik gelecekmiş bu konularda. Her konuda sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Ayhan abi şöyle biraz ilerleyelim isterseniz. Bakın muhtarlara bir sitem, bir serzeniş var sevgili seyirciler. Evet. Hakikaten sadece maaş almakla olmuyor elbette ki. ama Muhtarlarımıza buradan bir cevap hakkı doğmuş olabilir ama evet. Ayhan abiye düşen e, onun e, ne derler... Gördüğü, şahit olduğu ve yaşadığı bizzat sıkıntılar. Peki Ayhan abi bu sıkıntılar nasıl aşılır? Yani örneğin e, patates bildiğim kadarıyla çok sulanması gereken bir bitki değil mi? Tabii ki bütün e, her şey bugün buğday olsun, tahıl olsun, hı. işte mercimek olsun, yulaf olsun, arpa. Hı. Bunlar her şey görünge olsun. Hı. Bunların hepsi sulanması lazım. Hı hı. Ama sulayamıyoruz. Hı hı hı. Bu yıllardır, yıllardır, tabii ben 55 yaşındayım, 55 senedir bu memlekete ekilmeyecek 450 dekarlık patates ektim. Bunun Hı -hı. öncülüğünü yaptım. Hı -hı. Yapmaya da devam edeceğim. Hı -hı. E, bunu da büyüklerimden yardım bekliyorum. Evet. Peki neler yapabilir? E, yani buradan yetkililere, belediyeye, kaymakama e, ulaşacak bu sesimiz. Neler Şişala. yapabilirler? E, buraya işte su kanalı, İlk öncelikle Hı -hı. arazinin e, Hı -hı. kanalları yapılması, işte Hı -hı. İmranlı barajı dediğim gibi boşa akıyor biz bakıyoruz. Evet. Daha evet. başka bunun ilerisi gerisi yok abi işte. Aslında su kaynağı var, var ama kaynağı gelin var. görün ki doğru yere yönlendirilmemiş. Yönlendirilmemiş. Kanal zaten burada görüyorsunuz. Hı. Gelmiş, hı. Irmağın kenarıyla gelmiş, ırmağın kenarıyla gitmiş. Evet. Peki ama hı. büyük bir kitle arazimiz susuz hı. yanıyor. Hı. Buradan ta derekaya kadar. Bildiğim kadarıyla o arazileri de tarifsiniz onları da işleyeceksiniz herhalde. İnşallah inşallah, i̇nşallah. Buraları eee tarıma elverişli yapmaya çalışıyorum bunlarla ee, uğraşıyorum. Harika. Cümledi Peki Ayhan abi patatesin ilk dikiminden başlayalım. Hangi mevsimde dikiliyor? Ne zaman e, hasat? Bütün bu e, süreci bir anlatır mısınız? 5 ayın on beşinde hava şartlarında 5 ay altıncı ay arası ekiliyor. Hı -hı. Burası da yaylı olduğu için Hı -hı. soğuktan etkilenmemesi için biraz gecekim yapıyoruz burada. Hı -hı. Hava şartlarına göre hareket ediyoruz. Evet. Ee, bu da zaten bir ilk olacak. Bakalım inşallah Allah'ın yardımıyla inan, başarıya inanıyorum. Son yağmurlar peki etkiledi mi Ayhan abi? Yok. Ya olumlu ya da olumsuz anlamda. Şu belirli kısımlara düştü yağmur. Hmm. İşte bir bölgeye düştü, bir bölgeye Hı -hı. düşmedi. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi su kanallarımız zaten patlak e, Hı -hı. belediye başkanımız. E, sağ olsun yaptıracak ilgileniyor. İnşallah, İnşallah. He. Peki Ayhan abi, e, genel anlamda çiftçilerin hani bu patates üreticisi ya da sebze meyvenin her türlü üretene biz e, şahit oluyoruz, gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde röportaj He. yapıyoruz. E, çok önemli şeyleri var, sorunları var. Sorunların en büyüklerinden birisi dediğim tarladan alınan mahsul çok ucuza satıldığı söyleniyor. Yani bizler örneğin İstanbul'da yaşayan biri olarak patates bize ulaşana kadar tarladan bir markete kadar 5 liraya, 10 liraya, 15 liraya kadar çıktığı oluyor. Bu neye bağlıyorsunuz? Şunu bunu bilmiyorum. Bu konuda bilgim yok çünkü ilk olarak yapıyorum. Hı hı. Ya bu sene artık nasıl olur onu da bilmiyorum. Peki geçen sene ve bu sene ile ilgili hani hasattan sonra tabii belli olur bazı şeyler ama evet. aşağı yukarı bir rakam verecek olursak tarladan patatesin kilos aşağı yukarı ne kadar olur tahminen? Tahminen 2,5-3 lira. 25 buçuk üçte uçla... tarladan çıkıyor. He, çıkar. bir 2 lira o kadar. Ve o kadar. bize gelene kadar Allah muhafaza onu bulur. Onu bulur. Şey <laughs> bulur. Yani. Onu bulur. O yüzden evet. ben de artık sevgili seyirciler bu güzelim yerden İmranlı'dan direkt fabrikadan halka siparişini vereceğim sevgili seyirciler. Şahane bir toprak gerçekten. Peki buradaki... Buradaki bir şekilde Hı -hı. şey yok, ilaçlama yok. Hı -hı. Ot çıktı. E, zaten siz de çay içsiniz. Ot, e, ot ilacı da kullanmıyorum. E, otları insan gücüyle yolduruyorum. Ha, bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Sevgili evet. seyirciler orada evet. şu anda çalışan, güneşin altında çalışan ablalarımız aslında yabani otları temizliyorlar. Normalde birçok üretici bu süreçte yabani otları temizlemek için zira ilaç kullanıyor. Zira ilaç kullanıyor. Sizinki evet. tamamen doğal. Burada arıcı arkadaşlar da olduğu için, onlar da zarar görmemesi için Aa, e, bu proje elle devam edeceğim. Organik olarak Şöyle da devam olurdu. ediyorum. Ne güzel bir düşünce. Arıcıları da düşünerek sevgili evet. seyirciler. Harikasınız. Yani elinize yüreğinize sağlık. Ondan ne kadar güzel bir yürüyüş. Her şey açık ve seçip ortada. Harika. Benim... Yüzde yüz doğal, yüzde organik bu güzel patateslerden sevgili seyirciler. İmranlı tarihinde ilk defa bu kadar büyük çapta bir ekim yapılıyor. Umarız ki değerli büyüğüm, değerli abim kadrini kıymetini, kadri kıymeti bilinir ve tarladan alınır. Bizler de afiyetle yeriz inşallah. Hem ekonomik hem organik patatese hepimizin çok ama çok ihtiyacı var. Umuyoruz ki hasat zamanı buralar yemyeşil olduğunda da geliriz. Peki bu süreçte maliyeti arttıran etkenler nelerdir? Maliyeti arttıran etkenler şu anda işçilik yapıyoruz. Bu maliyeti arttırıyor. Çünkü neden? ilaç kullanmıyorum. Hı hı. İşçilik, insan gücüyle yapıyoruz. Evet. İşçilerimizin eğer bir mahsuru yoksa günlük maliyetleri ne kadar bir kişinin? Günlük kişi? maliyetleri 100 lira bana. Bir 100 kişinin 100 lira. lira hı hı. 120 lira maliyeti oluyor. Hı hı hı. Evet. evet. 120. Bunu da hiçbir yerden, hiçbir şekilde destek almadan devam ediyor. Bir de ben biraz evvelki sohbetimizde işçi bulunamadığından e, şikayetçi olduğunuzu duydum ama böyle bir şey var mı? İşçi bulamıyoruz. Var bulamıyoruz, bulamıyoruz. Çalışan yok, eksik gibi çalışan yok. Çok ilginç. Evet. Sevgili seyirciler hep çağrıda bulunuyoruz. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Herkes masa başı işte çalışmak zorunda değil. Neticede toprak olmadan hepimiz bir hiçiz. Toprak olmadan, su olmadan Allah aşkına Cumhurbaşkanı da olsan, Başbakan da olsan neye yarar? Neticede topraktan çıkan arpa buğdaya, domatese, patatese muhtacı sevgili seyirciler. O yüzden e, gençlerimizin biraz daha böyle hani kariyer derken çiftçilikte de kariyer yapıldığında çok da güzel kazançları var. E, en azından doğal besleniyorsunuz. Lütfen bu gençlerimiz iş bulamıyoruz, iş bulamıyoruz diye yırtınıyorlar sabahtan <laughs> akşama kadar ama bence iş çok ama yapan yok. Doğru. Değil mi? Evet. Son olarak da burada Sayın İlçe Başkanıma İnan Demir'e bana yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Tarla kiramalarından bana çok destek olmuştur. Hı hı. Kendisine ayrı ayrı sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum ilçe başkanıma. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi onunla da bir röportaj yapmak istiyoruz. Evet. Orhan, İnan Orhan, Demir Bey. Orhan Keskin arkadaşıma, bütün emeğe geçen arkadaşlarıma, tarla sahiplerine, herkese hı hı. bana yardım olan insanlara hı hı. hepsine teşekkür ediyorum diyecek karmak. O zaman buradan İmranlı TV aracılığıyla <laughs> dünyadaki tüm İmranlılara bir el sallayalım, sallayalım. ve hepsini e, İmranlıya davet edelim. İnşallah. Bir de nüfusun çoğalması lazım, değil mi? İnşallah, <laughs> inşallah. Ya bu işi benden başka yapmak isteyen arkadaşlarıma da destek olacağımı buradan sizin kanalınızda söz veriyorum. Çok teşekkürler. Herkes yapsın. Çok teşekkürler. Ben burada bir tek ben yapmışım bir şey ifade etmiyor. Evet. Genel yaparsa bu su sorunumuz da çözülürse Evet, burada bu işler e, rayına oturacak. Birlikten kuvvet doğar. Kuvvet doğar. Değil evet, mi? Şimdi de yapmasını tasfiye ederim inşallah. Bir i̇nşallah, efendim. i̇nşallah. Bir örnek olarak da bunları elimden gelen bütün yardımları da... Arkadaşlarıma söz veriyorum yardımcı olacağım Çok teşekkür ederiz sağ olun var olun <laughs> Ay, Ne kadar güzel bir yüreği var Değerli abim hakikaten e, Hem e, bakar mısınız ben hiç düşünmemiştim Bu boyutunu e, tarım ilacı Kullanmıyor ki hem arıcılara zarar vermesin Hem de organik olsun patates Toprağa neticede ne kadar kimyasal Verirsiniz o kadar da verimsizleşiyor Sevgili seyirciler bunu da düşünmüş o güzel Kalbi eh bize de inşallah Nacizane bizler de İmranlı TV Olarak hem desteklerimizi e, Sürdüreceğiz hem de tüm İmranlı İmranlılara, dünyanın dört bir yanında bulunan İmranlılara sesleniyoruz ki dönün bu güzel toprakların kadrini kıymetini bilin ve hep beraber tadını çıkaralım. Tarımın tekrar desteklenmesi, doğru politikalar yürütülmesi de elbette ki dönüp dolaşıp siyasete dayanıyor sevgili seyirciler. Siyasi ayağı var. Dolayısıyla bugün burada değerli konuğumuz şu anda görmüş olduğunuz gibi bu işin bir de siyasi ayağını konuşacağız. Desteklerin nasıl olduğunu konuşacağız. Toprağı daha nasıl verimli hale getirip de organik tarımı yapıp özellikle İmranlı'yı bir marka haline nasıl getirebileceğiz? Bütün bunları konuşacağız. Yanımda... İmranlı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Sayın Mahir İnan Demir Beyefendi var. Mahir Bey merhabalar. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce konumuza girmeden evvel İmranlı TV hakkında duygu ve düşüncelerinizi alalım dilerseniz. Yani İmranlı'nın bir TV'si oldu. Hı -hı. Gurur verici. Oldu. Gayet hoş devamlı seyredeceğiz. İnşallah. Artık dünya sesimizi duyacak. İnşallah. Biz de buradayız. Biz de varız. <laughs> Peki Mahir Bey şimdi biz e, geleli yakın bir zamanda geldik. E, i̇lk defa geldim İmranlı'ya evet. aşık oldum ben. Hoş Vallahi geldiniz. aşık oldum. Hoş bulduk. Yani insanına aşık oldum. Toprağına aşık oldum. Nasıl güzel bir coğrafyadır ama sanki ve bir yandan da içim sızladı. Bu güzel değerler varken neden İmranlı hak, etmedi, hak ettiği yere gelmiyor? Gelecek. Bundan sonra gelecek. Organik pazarı genişledikçe, dünyada insanların e, kimyasalda ne kadar zarar gördüğünü <laughs> gördükçe bu topraklara gelecekler. Bu topraklar <laughs> daha gübre yüzü görmemiş. Aa ne kadar bir güzel. Bir organik pazar işte <laughs> görüyorsunuz. Yani dağı taşı bildiğiniz <laughs> bir organik pazarı. <laughs> gübre dahi görmeyen topraklar. Bu toprakları gençler gelecek, işleyecek. <laughs> Gelin arkadaşlar bu topraklar çok insanları doyurur. Evet. Bakın biz hayvancılık yapıyoruz, arıcılık yapıyoruz. E, işimizi büyütüyoruz. Hı hı. Ne kadar kazanmak istersek o kadar kazanıyoruz. Ne güzel. Ve zevk alıyoruz. Yani işi de yaparken zevk alıyoruz. O çok önemli. Evet, çok yani önemli. bu topraklar e, gübre görmemiş topraklar. Hı hı. Bu topraklar hı hı. tam organik pazarı. Galiba. Yani bildiğim bir organik pazar. Doğru. Ee, adeta bir e, şey gibi sevgili seyirciler botanik park gibi yani her şey doğal nereye gitseniz toprak adeta fışkırıyor. Yeter ki biraz emek biraz sevgi olsun değil mi? Evet. Özen gösterdikten sonra oluyor. Biraz evvel e, değerli çiftçimizle yaptığımız röportajda e, bu toprakların ilk defa patatesle hemhal olduğunu duyduk çok şaşırdık. Evet. Çok biz, şaşırdık. E... Neden bu kadar e, erken davranıldı? <laughs> Biz şöyle biz patatesin toprağa zarar verdiğini düşündüğümüz için hmm. arkadaş gibi bu işi organik yapan insanlara destek veriyoruz. Hmm. Hani dışarıdan yabancı üretimciler kabul etmiyoruz. Çünkü gelip toprağa kimyasallaştırıp evet. evet, evet. ilaçlayıp yok ettikleri için arkadaş organik çalışıyor. Organik evet, evet. çalıştığı için de biz de arkasındayız. Harika harika. Ekecek, biçecek biz de yiyeceğiz. İnşallah hep beraber aynı sofrada buluşacağız. İnşallah. Bir de e, Çayan Bey sizin e, böyle bir girişimcilik ruhunuz var. Sadece çiftçilik değil arıcılıkla yapıyorsunuz. Evet, Büyükbaş da var. var bildiğim kadarıyla. Yapıyoruz. Arıcılık üzerine benim bir iç yaram var. Şimdi e, yaklaşık iki hafta evvel İstanbul'da evet. bize lonca medya aracılığıyla ve e, Sivas'tan, İmranlı'dan çok güzel ballar geldi. Aman evet. yarabbim dedik bu ne kadar lezzetli bir bal. Hayatımda ilk defa yiyorum ve bayıldım. Peteklisi de süzmesi de çok güzel. Buraya geldik aynı şekilde nereye gitsek izzeti ikramların ardı arkası kesilmiyor. Evet. Böyle lezzetli bir bal e, İmranlı markasıyla, e, İmranlı adıyla hiç üretimine şahit olmadık. Neden? Evet, neden? İşte e, sahipsizlikten. Hı hı hı. Yani topraklarda üretim bol, bal bol. Bizim balımızı zara balı altında evet. işte satıyorlar. Bizim hmm. balımızı bal parmak satıyor. Hmm. Biz bundan sonra kendi ismimizi alacağız, kendi Aynen. balımızı hmm. zaten biz üretiyoruz. Hmm. Ha, ekmeğini de biz yiyeceğiz. Hmm. Şimdi Türkiye'de bir araştırma yapıyorlar bitki örtüsü üzerine. Türkiye'de İmranlı ilkten. Hmm. Yani nasıl anlatayım ben size? Bal deryası. Hı hı hı. Bildiğiniz bal deryası. Hı hı hı. Ve aşağı yukarı 200 kadar aileye geçim kapısı. Hı hı. Tabii ki balımızı da değerlendirirsek ekstradan 200 aileye hı hı. geçim kapısı oluruz. Hı hı. Üretim aşamasında 200 aile kalkınıyor. Hı hı. Evet. E, biz bu balı piyasada hı hı. harcamak için de 200 aileyi ekmek sahibi yapmak için uğraşıyoruz. Hı hı. Belediye başkanımızın önderliğinde hı hı. bir şeyler yapacağız. İnşallah efendim. Aynen. Yolu açık olsun diyelim çünkü hak ediyorsunuz fazlasıyla. Bu güzel coğrafya, bu güzel topraklar heba olmasın isterim. Tüm dünya konuşsun isterim. Bakın dünyanın dört bir yanında organik tarım zaten şu anda ayyuka çıkmış durumda. Son derece revaçta ee, ve o küçücük şeyleri nasıl abartarak dünyayı pazarlıyorlar. Pazarlıyor. Bizim galiba biraz pazarlama yanımız eksik. Eksik. P.R. reklam eksik. tanıtım. Eksik. Malımızın kıymetini bilmiyoruz. Hı -hı. Ne kadar kıymetli olduğunu Hı -hı. bilmiyoruz. İtalya spagettisini tüm dünyaya tanıttı. Hollanda peynirini tüm dünyaya tanıttı. Halbuki biz mesela bugün e, İmran'da bir peynir yedik. Hollanda peyniri nedir ki ya i̇şte Allah aşkına? İşte organik pazar işte evet. bakın e, bir torba bir avuç yem yemeden işte Hı -hı. dağda yayılıp Evet. Gölde su içiyor. Hı hı hı. Yani düşünün ki o organik süt diye hı hı hı. satılan süt, şişelenmiş süt hı hı. bile bizim organik sütle ilişkisi hiç, ilgisi alakası, hiç yok. alakası yok. Bizim hep organik ya. Değil mi? Değil mi? Evet, Doğru söylüyorsunuz. Yani... Ee, şu dikkatimi çekti. Florası çok zengin buranın. Çok zengin. E, Çayan Bey. Yani e, rengarenk çiçekler var. Hiç görmediğim çiçek türleri var. Arılar da ve tüm hayvanlar da koyunuyla, keçisiyle, ineğiyle bu çiçeklerden yiyor sevgili seyirciler. Düşünün buradan beslenen hayvanın, sütünün, etinin, balının ne kadar lezzetli, ne kadar nefis olduğunu. Siz artık tasavvur edin sevgili seyirciler. Umuyoruz ki... Ee, Sayın Çayan Yani e, hak ettiği yere gelmesini Ümit ediyoruz İmranlı'nın ee, Gelecek hak, et, hak ettiği yere gelecek Düşünün ki İmranlı 1700 rakımda kurulan bir ilçe hı hı. Otomatikmen yaylada hı hı. Yani Yayla hevesi olanlar da gelebilir hı hı hı. Organik pazarı Buyurun her taraf pazar hı hı hı. Gelin hı hı. ekin biçin hı hı. Yapın hı hı hı. Ondan sonra e, nasıl diyeyim ben sana Burada herkese ekmek var. Her, herkese ekmek var. O zaman Çağatay Bey buradan İmranlı TV aracılığıyla tüm dünyadaki İmranlılara şöyle bir el sallayalım. Aynen. Bundan sonra hep beraberiz inşallah. i̇nşallah. Sesinize ses olacağız. İnşallah. Ve tüm dünyada bulunan İmranlıları tekrar topraklarına, ana vatanlarına davet ediyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. Dört e, gözle. Aynen. Sevgili İmranlılar lütfen geç kalmayın. Bu güzel topraklara gelin gelin yerleşin.